Herkese selamlar. Bu Strapi 5 eğitim setimizin 39. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders karuselleri işlemiştik ve bu derste de karusellere devam edeceğimizi söylemiştik. Karusellerin bazı özellikleri eksik kaldı ve ben de bunu size hemen anlatmak istiyorum. Geçen ders şu şekilde bir carousel oluşturmuştuk. Hızlı bir şekilde görelim. Şuralarda başlık etiketleri oluşturmuştuk. Şurada sağ ve sol butonları, indicatorslarımızı oluşturmuştuk. Ve şimdi bakın nasıl kayıyor görüyorsunuz. Ben bu kayma özelliğini değiştirmek istiyorum. Bakın sağdan sola doğru kayan bir efekt oluşturuyor. Ben bunu istemiyorum ve ben burada carousel slide kısmına gelip diyeceğim ki Carousel fade fade solma efektini veriyor. Bize solma efektiyle gitmesini istiyoruz. Bakın şu an bekliyorum. Slide geçişi yapacak birazdan. Evet bakın solarak gidiyor. Dikkat ettiyseniz şöyle göstereyim ya da şöyle indicators'lardan göstereyim. Bakın solma efekti vere vere gidecektir. Bu da carousel fade ile sağlanacak bir özellik. Carousel fade'i hemen kaldırıyorum. Peki geçiş sürelerini düzenleyebilir miyiz? Dikkat ettiğiniz üzere geçiş sürelerimiz baya uzun geliyor. Şu an ders için dersi anlattığımdan dolayı yoksa default olan 5 saniyedir ve gayet uygundur gerçek bir site için. Ancak siz diyelim ki sitede hızlı bir geçişli bir slider yapmak istiyorsunuz. Yani sürekli değişen yani bu şekilde bir aslında animasyon tarzı bir şey sitenin bir köşesinde yapmak istiyor olabilirsiniz. O halde şurada gelip carousel itemlara dikkat edin. Nerede yaptığımıza dikkat edin. Carousel itemların olduğu klasların hemen yanına gelip bir attribute yazacağız. Nedir bu? Data bootstrap interval. Ne yapıyor? Interval aralık süre demek. Ben süresi default olan nedir? 5000'dir. Ben gelip bunu 500 yapacağım. Sadece bunu yapmayacağım. Şuradaki item, diğer itemlara da yapacağım ki kötü gözükmesin. Ya da birazdan değiştireceğiz. Hızlıca geliyorum buraya. Bakın Şu şekilde hızlandırdık. İsterseniz şöyle de bir görün. Carousel fade efekti ile de görün. Az önce bunu kastettim. Yani sitenizde, sitenin bir köşesinde şunu indirelim. Sitenizin küçük bir kısmında bu şekilde sürekli değişen karosellerin ol. Yapı kurmak istiyor olabilirdiniz küçük resimlerle. Yani böyle büyük bir Olaydan bahsetmiyorum. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Call 3 diyelim. Sitenizin bir köşesinde şu şekilde bir yapı kurmak istiyor olabilirdiniz. Bazı sitelerde var zaten. Bu yapıyı hiç JavaScript kullanmadan bu Swiper'ın ile yapabiliyorsunuz. Butonları kaldırırsınız şuradaki butonları. Şuradaki indicators'ları kaldırırsınız. Şuradaki yazıyı kaldırırsınız ve istediğiniz neyse ona göre işlem yapabilirsiniz. Ya da Örneğin ilkinin şöyle 500 olmasını, ikincisinin 1200 olmasını, üçüncüsünün örneğin 3000 olmasını istiyor olabilirdiniz. Yani hızlıdan yavaşa doğru gitmesini istiyor olabilirdiniz. Tabi tamamen size kalmış yani ne istediğinize bağlı buradaki sürelerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bakın ilki e, hızlı geçti, ikincisi de 3'ü biraz bekledi, 4 daha fazla bekleyecek. Gördüğünüz gibi sürelerle oynayabilirsiniz. Bu süreleri aslında şu an ders anlattığım için 5000 çok uzun. Her birinin süresini 2000 ya da 3000'de ayarlarsak ben dersi anlatırken hızlı geçmesini istiyorum ki anlattığım şeyi görün. Peki tablet veya mobilde kaydırma özelliğini elinden almak istiyor olabilirsiniz. Bakın şu an parmağımızla şu slider'ı mobilde ve tablette kaydırıp istediğimiz şekilde kaydırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Ama siz bunu istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki kaydırma özelliği elinden almak istiyorum. Ben tek tek geçmesini istiyorum ya da butonlara basmasını istiyorum kişinin diyebilirdiniz. O halde şuradaki data bootstrap right kısmını elinden alacağız. Yani ilk önce otomatik açıp çalıştırma, kendi otomatik çalıştırma özelliğini elinden alacağız data bootstrap right ile. Tamam bunu elinden aldık. Daha sonra ne yapıyoruz? Yine bir attribute ekleyeceğiz. Touch dokunmak demek. Diyoruz ki data bootstrap touch atribütünü false'a işle. Böylelikle artık dokunarak kaydırma özelliğini elinden alırız. Bir de ne yapalım? Data bootstrap interval süresini de elinden alacağız. False diyeceğiz. Süreyi de elinden alalım. Zaten dokunmayı elinden aldığına göre istediği sürede kaydırma özelliğini de elinden alacağız. Böylelikle otomatik başlamayan, dokunulup çevrilemeyen bir hal almış Olacak. Otomatik başlamadığı için siz başlatacaksınız. Çünkü butonlara tıklayarak slaytı geçireceksiniz. Eğer siz herhangi bir şeye tıklamazsanız Biz burada bu sıra bakın geçiş yapmıyor. Niçin geçiş yapmıyor? Çünkü Burada data bootstrap interval false diyerek onun aralıklarla dönmesini, döngüsünü elinden almış oluyoruz. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız da bu strap için bunu sağlıyor. Sadece bir hatırlatma yani genellikle yapmayız ama olabilir de spesifik bir şey yapmak istiyorsanız ve onların bunları dokunmasını istemiyorsanız kişinin Karuseli sadece butonla çekmesini istiyor olabilirsiniz. Yani bir slide sunumu değil de tıklandıkça ilerleyen bir slide istiyor olabilirdiniz. Bu strap bizim için koyu bir tema da sağlıyor. Bunun için gelip şuraya bakın Carousel Fade, Carousel kısmının hemen yanına Carousel Dark yapabilirdim. Böylelikle eğer resimleriniz beyazsa koyu bir tema oluşturabilirdim. Nasıl yani? Bakın şuradakiler siyah. Tabi burada görmezsiniz. Bu yüzden ben bir tane daha burada açık bir resim oluşturayım. Şurada. Herhalde şuradaki Lord 2 beyaz bir resimdi. Slide 5 yapalım. Bu resmin açık olmasını umuyorum. Evet. Şimdi bakın, şuradaki oklarım siyah oldu. Çünkü koyu tema olmasını istedim. Şuradaki etiketime bakın. Beyazdı. Bunlar da koyu bir hal aldı. Şuradaki indicators'larım da koyu bir hal aldı. Bakın, buradaki indicators'larım da koyu bir hal aldı. Şuradaki indicators'larımda bir sıkıntı var. Hemen sorunu anlamaya çalışalım. Evet şurada indicators'lar resmin 5 tane olduğu için benim burada bir tane daha buton oluşturmam gerekiyordu. Şunu oluşturmadığım için baya problemliydi. Tamam bakın şurası daha koyu bir siyah. Dikkat ettiyseniz bakın artık indicators'larım da çalışıyor. Ancak şuradaki yazılarım, şuradaki oklarım hepsi koyu oldu. Eğer arka plandaki resimleriniz şu şekilde beyaza yakın tonlarsa şunu da kullanmanızı sağlıyor. Koyu tema özelliği de bu şekilde. Ben bunu kaldırayım. Şunu size göstermek istiyorum. Şuradaki ikonları beğenmediniz. Yani buradaki ileriye git ve geriye git ikonları çok da şık durmuyor sizin nezdinizde. Şu carousel fade'i de silelim. Bunları değiştirebilir misiniz? Siz istediğiniz yerden ikon alıp kullanabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben hemen bu strap'in ikonlarını kullanmak istediğim için bu strap yazıyorum. Bakın şurada icons kısımları var. Geçen derslerde size göstermiştim. Install edip ben kendime yüklemiştim buradan. Şöyle arrow diyelim, oklar diyelim. Mesela siz şunlardan istiyor olabilirdiniz. Bakın şunu alıyorum. Şuradaki kodu alacağım. Geliyorum. Ben oklarımı nerede yapmıştım? Carousel Inner'ın alt kısmında. Peki ok ikonum nerede? Ok ikonum şurada. Benim için Bootstrap sağlıyordu ama ben Bootstrap'inkini istemiyorum. Şuradaki i'yi e span etiketi yapacağım. Şuradaki aria-hidden-true'yu alıp şuraya yapıştıracağım. Ve şunu yoruma alacağım. Ve böylelikle left kısmını bu şekilde halledeceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi şurada. Ama okum çok küçük. Okumu büyütmek istiyorum. Bu strap benim için bunu sağlıyordu. Hatırlıyor musunuz? Font size'larla oynayabiliyordum. Mesela font size 3 diyelim. Bakın daha da büyüt. Bu da size az geliyorsa 2 diyebilirsiniz. Bakın daha büyük. Gayet de uygun bir ok oldu. Hızlıca şunu alıyorum. Şuraya kopyalıyorum. Eğer bunun left kısmı varsa right kısmı da vardır. Şuraya Bootstrap ikonun baş harflerini oluşturmuşlar. Bootstrap icon arrow right square. Kare olarak sağda bir ok çıkar diyor. Tamam bunu da çıkaralım. Gördüğünüz gibi sağ ikon da şöyle. Burayı değiştirebilirsiniz. Ya burada illaki Bootstrap'ın size sunduğu o ikonlara muhtaç değilsiniz. ki onu kullanacaksınız diye bir şey yok. Şu yuvarlakları kullanabiliriz. Ha buradan kullanmak istemiyorsanız Gidip başka siteden ne bileyim font ağası mı kullanabilirdiniz? Örnek veriyorum. Dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sadece değiştirilebileceğini size göstermek istedim. Şöyle bakın herhangi bir problem olmadan çalışıyor. Gayet de şık bir ok. Yani sadece nasıl değiştirilebiliyor? Değiştirilebiliyorsa nasıl değiştiriliyor onu görmenizi istedim. JavaScript'ten müdahale edebiliyor muyuz? JavaScript'ten de müdahale edebiliyoruz. Bakın şunların hepsine 3000 demiştik. Bir Ctrl F ile bunların hepsini silelim. Şunları kaldırdık. Ben buna JavaScript ile müdahale edeceğim. Hızlıca aşağıya geliyorum. Ve şurada bundle.min.js'in altında script etiketlerimi açıyorum. Scriptlerimi açtıktan sonra bir variable değişken oluşturdum mycaro adında dilediğiniz ismi verin. Document query selector ile gidip benim sliderımın idsini çektim. Hangi sliderı kontrol edeceğim, hangi carousel'i kontrol edeceksem onun idsini çekeceğim. Tamam çektim query selector ile sonra geliyorum bir variable daha oluşturuyorum ismine caro diyorum. New bootstrap carousel dedikten sonra parantezlerimi açıp kapatıyorum. Daha sonra içerisine şurada çektiğim slaytı atıyorum ve geliyorum. Virgül dedikten sonra küme parantezlerini oluşturuyorum. Artık özellikleri buraya yazabilirim. Ne diyeceğim? Örneğin inter interval sürelerini düzenle. Ne yapacağım sürelerini mesela 200 yapayım. Bakalım 200 oldu mu? Çalışmadı. için çalışmadığına bakıyorum. Tamam, burada bu yanlış yazmışız. Şimdi düzelmiş olacak. Gördüğünüz üzere JavaScript ile müdahale ettim ve süreyi şu şekilde değiştirdim. Böylelikle buradan da müdahale ettiğimizi görün. Şurayı 2000 yapalım. Evet. Düzgün bir şekilde çalış. Şurayı az önceki gibi 3000 yapalım. 3000 de dursun. Böylelikle JavaScript ile de Carousel'e müdahale edip özelliklerini değiştirebiliyoruz. Bunu da görmenizi istedim. Son olarak size anlatmak istediğim carousel üzerinde özel müdahaleler yapabilir miyiz? Mesela şuradaki yazıları sildim. Siz carouselinizde yazıların burada olmasını istemiyorsunuz. Şunları kaldırdım buradan. Yazılar gitti. Burada herhangi bir özel bir yerde siz yazılarınızı istiyor musunuz? Yani bazı sitelerde görüyorsunuz işte sliderın üzerinde butonlar oluyor ya da form oluyor ya da bir şeyler oluyor. Bunları nasıl yapıyorlar? Carousel'in içerisine sıkıştırmak istiyorum ve Carousel'in içerisinde bir şeyler yapmak istiyorum. O halde ben buraya position relative verip benim birazdan yapacağım division'ı bunun içerisine sıkıştırabilirim. Çünkü position absolute yapacağım. Position absolute yaptık. Diyelim ki neyi position absolute yaptık? Kart, bir kart yapacağız ki az önce birazdan gösteririm onu size. Hemen bir başlık yapalım. position absolute ile şunu göreceli bir konuma yani ben siteden bağımsız bir hale getirmek istiyorum. Ancak onu nereye sıkıştırdım? position relative ile carousel'in içerisine sıkıştırdım. Geleceğiz, bakacağız. Herhangi bir şey yok. Niçin yok? Çünkü burada bizim onu bir konuma yerleştirmemiz lazım. Ben diyorum ki en alta yerleştir, bottom 0 diyerek ve en sola yerleştir diyorum. start 0 diyerek ancak hala eksik olan bir şeyler var. O da nedir? Benim bunu Z indeksle karoselin altından tutup çekip çıkarmam. Şu an bakın karoselimin altında bir yerlerde geziniyor. Bunun için MySlide adında bir klas oluşturdum. Şu klası da şuradan yöneteceğim. Extra.css ile yöneteceğim. Geliyorum. Tıklıyorum MySlide. Z indeks değeriyle ben bunu yukarı çıkarmak istediğimi belirtiyorum. 3 değerini veriyorum. Evet şurada bize katıl ve şuradaki görüyorsunuz yazılarım şöyle kötü bir renkte hemen rengini düzeltiyorum. Text white diyerek beyazlaştırabilirim. Evet şu şekilde bir yapı oluşturabilir miydik? Oluşturabilirdik. Tabi burada birazcık şunu silelim. Fazla uzun olmasın yazı. Burada bir butonum var. İşte linkim var. Yani tıkladığımda linke gidecek. Tabi linkimin boyutu da kötü. Ancak bunu şu an düzenleyelim. Mesela ben bu kartlarını kullanabilirim bunun için. Hemen hızlıca şuradaki text white'ı siliyorum. Ve bu kartlarını kullanacağım. Kartını kullanıyorsam kart body'yi kullanmalıyım. Şunları alıp kart body'nin içerisine yerleştireceğim. Hızlıca görelim. Bakın kartımız burada. Ancak bu kart hoşuma şu an gitmiyor. Niçin gitmiyor? Şimdi ben bu kartı birazcık yukarı çekmek istiyorum. O halde geleceğim. Margin bottom 4 diyeceğim. Bakalım. Hala hoşuma gitmedi. Margin bottom 5 diyeceğim. Bakın yukarı çektim. Çünkü indicators'larım görünsün istiyorum. Güzel. Ancak şuraya da çok yakın. Şurada, şuradaki yakınlığı da beni rahatsız ediyor. Bu yüzden margin start yani soldan 5 birimlik ya da 4 birimlik size kalmış. Şu şekilde çıkarabilirsiniz. Değiştiriyoruz. Tabi Buradaki arka plan dediğim gibi beni rahatsız ediyor. Ancak şuradaki bize katıl butonunu sağa çekmek istiyorum. Şurada hiç hoş durmuyor bence. Bu yüzden bunu bir division'ın içerisine alayım. Ve şurada bu strap'in text end class'ını kullanalım. Butonu sağa çektik. Buton hala hoşuma gitmiyor. Bu yüzden btn small'u kullanalım. Çünkü çok büyük. Evet daha küçüldü daha güzel oldu. Şurası da beni rahatsız etti aslında. H3 değil de H4 etiketi yaparsak çok daha güzel duracak evet Ya da buraya bir class verip Texts Muted yapsaydık nasıl görünecekti Güzel görünmedi Danger dersek Yani kalsın burası burasına şimdilik dokunmayalım şimdilik CSS uğraşmayalım Şuradaki kartımı biraz soldurmak istiyorum bakın yazılarımı değil yazılarımı veya butonumu soldurmak istemiyorum bu yüzden sadece Kartımın arka plan rengini soldurmak istediğim için Geliyorum şuradaki My Slide adlı klasıma. Ve burada bir background vereceğim. Bir arkadaşımız sormuştu. Demişti ki ben CSS ile nasıl bu e müdahale edeceğim? İşte böyle müdahale edeceğiz. Bakın CSS'imizi kendimiz kartımızın arka plan rengini important diyerek sen kartın rengini değil de benim şu verdiğim background rengini kabul et diyeceğim. Important ile extras.css'te ben kendi müdahale ediyorum. RGBA yaptım. Niçin RGBA yaptım? 0 dedim. 0 0 siyah rengini seçtim. Şuradaki 0.3 de opacity değerini, alfa değerini verdim. RGBA vermemin sebebi ne? Şu. Ben diyorum ki şu yazılarım solmasın. Yani ben gelip de buraya eğer bu span'in opacity'sini verseydim mesela şöyle opacity 25 deseydim örnek veriyorum şu kartıma şuradan da alayım şuraya ekleyeyim kartıma verseydim ne olacaktı bir görelim. Şunu bir yoruma alayım. Farkı görmenizi istiyorum. Bakın yazılar da gitti. Yazı da gitti, buton da gitti. Her şeye opasite verdi. Ben her şeye opasite vermesini istemiyorum. Ben istiyorum ki sadece arka plan opasite olsun. Kartın sadece kendisi opasiteye girsin. Bu yüzden RGBA alfa değerini vererek sadece onun arka planını solduracağım. Şöyle sadece kartın arka planını soldurdum. Şunların rengi kötü. Bu yüzden bu rengi düzeltelim. Hemen buraya text white diyorum. Gördüğünüz gibi yazımız solmadı. Ya şuradaki yazım da solmadı. Şuradaki butonun da solmadı. Sadece arka plana siyah bir şerit çizdim. Böylelikle şu şekilde 0.3 hoşunuza gitmeyebilir. O halde gelip değiştireceksiniz. 0.5 yapalım. Daha koyu oldu. Bakın şu şekilde istediğiniz gibi bir yapı kurabilirsiniz. Bakın. Ne yaptık aslında biz? Position absolute ile şuradaki carousel'in içerisine istediğim gibi bir yer oluşturabilirim. Ha bunu illaki böyle yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki şurada tam ortaya yerleştirecektiniz. Ortaya yerleştirseydiniz oraya bir form oluşturabilirdiniz. Ya da yani sadece diğer sitelerde nasıl slider'ın üzerine bir şeyler ekliyorlar onu göstermek istedim size. Gelip bunu buradan CSS ile manuel yapacaksınız. Gelip position relative değerini vereceksiniz carouselinize. Daha sonra içerisinde position absolute ile ne yapmak istiyorsanız. Bakın ne yapmak istiyorsanız. Bu strap'ın başka yapılarını mı kurmak istiyorsun bak ben bu strap'ın yapısını da kurdum. Kart yapısını kurdum. Yetmedim. Kendim CSS ile manuel müdahale ettim. Gördüğünüz gibi istediğim işi yapabilirim. Ha bunu büyük olacaktır. Bunun mobilde böyle gözükmemesi lazım. Ya mobile göre tekrardan CSS'ten ayarlarsınız ya da Bakın nereden itibaren bozulacak? Diyelim large'dan itibaren bozulacak. Ya bunu gelip düzeltirsiniz. Yani şu ortaya çekersiniz mobilde. CSS ile manuel bunu yaparsınız. Ya da şunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki kardeşim ben bu yapıya mobilde ihtiyacım yok. Çünkü mobilde zaten resim küçük olacaktır. Gelip ben burada the large block yapabilirdiniz. Gitti. Nereden itibaren gelecek? Bakın Laş'tan itibaren gelecek. Yapınızı bozmadan Laş'tan itibaren kullanacaksınız. Evet, tamamen size kalmış. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.